Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Sosyal medya Uygurlar için acılarını anlatmanın bir aracı oldu. Son 4 yıldır zulmü arttıran Çin işgalcilerinin Doğu Türkistan'da izledikleri soykırım politikaları sonucunda sayısız Doğu Türkistan halkı keyfi tutuklamayla toplama kamplarına hapsedildi. Ve burada çeşitli kimyasal ilaçlar verilerek kısırlaştırılma başta olmak üzere bünyesi zayıflatıldı. Kimisi ise ağır işkencelerle katledildi. Pek çok insan kamplara sapasağlam götürülen yakınlarının ölüm haberini alırken çoğunluk olarak ölenlerin cesedi sahiplerine teslim edilmeden kaybediliyor. Yaşadığı acıyı ve çaresizliği Çin'in eğlence için tasarladığı TikTok benzeri Çin versiyonu sosyal medya uygulamalarında sessiz çığlıklarını paylaşarak derdini anlatmanın bir vasıtası olarak kullanmaya başladı. Bu bağlamda bazı Çin kaynaklı sosyal medya kullanan Uygur Türkleri sessizce ağlamak, işaretle bir şeyler anlatmaya çalışmak, gülerek gözyaşı dökmek gibi bazı yöntemlerle derdini anlatmaya çalıştığı kaydediliyor. Çinli yetkililer her fırsatta Doğu Türkistan'da halkın güllük gülistanlık içerisinde yaşamakta olduğu propagandasını yapıyor olsa da Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görüntüler sayısız ailenin paramparça olduğunu, geride çok sayıda öksüz çocuk ve ilgilenecek kimsesi olmayan yaşlıların bırakıldığını ortaya çıkarıyor. Papa Francis Uygur meselesini gündeme taşıdı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, söyleşilerinden oluşan Bırakın Hayal Edelim, Daha İyi Bir Geleceğe Giden Yol adlı kitabında ilk kez Uygur Türklerinden söz etti. Papa Francis, Uygur Türklerine zulüm gören milletler arasında sıraladı. Uygurlara devasa kamplarda çeşitli işkence ve kimyasallarla soykırım yapan Çin ise Papa'yı yalanlayarak kendini savunmaya geçti. Kişisel biyografi yazarı Austin Levering ile yaptığı söyleşilerden derlenen yeni kitabında Çin'in Uygur Türklerine karşı işlediği insanlık suçlarını göz önüne alan Papa Francis, "Zulüm gören halkları sık sık düşünüyorum, zavallı Uygurlar" ifadesini kullandı. ABD'nin tepkisini çeken, Çin'le iyi ilişkiler güden Papa'nın kitapta ilk kez Uygurları dünyanın zulüm gören halkları arasında sayan sözlerine Çin'den de tepki gecikmedi. Çin, Papa'nın sözlerine asılsız diyerek kendini savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, 24 Kasım Pekin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Papa'nın kitapta yer alan sözlerine tümüyle asılsız tepkisini göstererek, sözde Uygurların Çin'deki bir etnik grup olduğunu ve diğerleri gibi Uygurların da hak hukukunun savunulduğunu ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmadığı yalanını tekrar ettiği aktarıldı. Bir Uygur daha 2020 dünyayı etkileyen 100 kadın listesine alındı. BBC 24 Kasım'da Uygur Ana Dili Eğitim Merkezi ile diasporada tanınan Ayhan Eğitim Vakfı kurucusu Müyesser Abdullah Ayhan'ın da dahil olduğu 2020'de dünyayı etkileyen 100 kadın listesini yayınladı. Uygur asıllı eğitimci yazar Müyesser Handan, Malezya'da tıp alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye gelerek Uygurca ana dili eğitimi için önemli çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Ayhan Eğitim Vakfı öncülüğünde bir dizi Uygur çocuk ana dili kurslarında eğitimlerinin yanı sıra Ben Konuşmacıyım adıyla sürdürülen ana dil konuşma etkinliği diasporada Uygurlar tarafından alkışla karşılandı. Ayhan Eğitim Vakfı tarafından 3 ayda bir yayınlanan çocuk dergisi Dört Kulak, diasporada yaşayan Uygur Türk'ü çocuklar için en popüler okuma kitaplarından biri haline geldi. Ayrıca Müyesser Handan'ın Hoşça Kal Güneş adlı romanı, sürgündeki Uygurlar üzerinde büyük etkisi olan ve Çin'in toplama kamplarını anlatan ilk roman olarak biliniyor. Uygur dilinin Çinliler tarafından baskı ve yok olma riski altında olduğu bir zamanda Uygur Türkçesi ve milli değerleri için çaba gösteren bir Uygur'un dünyanın en etkili medyası tarafından tanınması kanayan yaralara az da olsa merhem oldu. Uzmanlar Çin Komünist Partisi'nin yurt dışı terör örgütü olarak tanımlanmasını istiyor. Amerika merkezli İnsan Hak Hukukları Vakfı'ndan araştırmacı olan Dr. Terry Marsh,
ve Chicago Üniversitesi'nden Dr. Teng Biao'nun imzasıyla hazırlanan Journal of Political dergisinde yakın zamanda yayınlanan Çin Komünist Partisi yurt dışında terör örgütü olarak harekete geçer başlıklı bir rapor, Çin Komünist Partisi'nin eylemlerine ve sonuçlarına dayalı olarak ABD yasalarındaki yurt dışı terör örgütünün tanımına tam olarak uyan bir terör örgütü olduğu savunuluyor. Raporda Çin Komünist Partisi 1921'de Milliyetçi Parti Kuomintang'ı şiddetli bir devrim yoluyla yenmek ve diktatörce bir komünist devleti kurmak için kuruldu. 1949'daki zaferinden bu yana yumuşak güç diplomasisinin yanı sıra şiddetli baskılar, tanınmış terör örgütlerine maddi destek, devlet terörizmine maddi destek ve yabancı diplomatların kaçırılması gibi çeşitli faaliyetlerde bulundu. Böylelikle güç ve diktatörlük fikrini ihraç etti. Komünist Parti anayasayı kullanmadan kendi imkanlarıyla hareket etmeye devam ederse hukukun üstünlüğünü, insan onurunu, demokrasiyi ve adaleti reddeden yeni bir uluslararası düzenin oluşturulması da dahil olmak üzere uluslararası normaları yeniden yazmaya devam edecektir deniliyor. Rapora göre ABD hükümeti Uygurlara ve Doğu Türkistan'da zulmetmeye karışan 4 Komünist Parti yetkilisinin alenen cezalandırılması kararıyla insan hakları ihlalleri ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi konularında Komünist Parti'ye karşı çıkma kararlılığını gösteriyor. Çin Komünist Parti mensuplarının ve kontrolündeki sayıca fazla kuruluşun kara listeye dahil edilmesi bunun açık bir göstergesi olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Komünist Partisi'ni yurt dışı terör örgütü olarak tanımlaması gerektiği savunulurken, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur'u yeniden eğitim adı altında ceza kamplarına hapsettiğini, burada insanların işkence gördüğünü, birçoğunun kaybolduğunu ve köle işçi olarak çalışmaya zorlandığını, Uygur ailelerin zorunlu kürtaj yoluyla bebeklerini öldürdüğü gibi Çin Komünist Partisi'nin işlediği insanlığa karşı suçların yanı sıra Çin Komünist Partisi tarafından desteklenen siber casusluk faaliyetleri, ekonomik casusluk ve ticari sırların çalınması, Hong Kong ve Tayvan'da demokrasiyi zayıflatmaya yönelik çabaları sıralanırken, Çin Komünist Partisi'ne terör örgütü olarak tanımlamaya yetecek kadar delil olduğu vurgulanıyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.